Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim Okul Eğitim Kanalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 6. sınıf öğrencilerimiz için hazırlanmıştır. Bu videomuzda Sosyal Bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularımız vardır. Buradaki sınav sorularımız arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzun kazanımı vatandaşlık sorumluluğu ve ülke katkısında vergi vermenin önemiyle ilgili bir soru. Devlet vatandaşlarına yol, köprü, baraj, hastane, okul yaptırır. Suyumuzun ve elektriğimizin evlerimize ulaşmasını sağlar. Güçlü bir ülke olmanın yolu güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçer. Bu ekonomik gücün önemli bir bölümü de vatandaşların ekonomik katkılarıyla oluşmaktadır. Alt çizdiği ifadeyle hangi kavram vurgulanmıştır arkadaşlar? Burada ekonomik gücün öneminde vatandaşların katkıları yani vergi kavramıyla alakalı bir soru. İkinci sorumuza geçelim. Demokrasinin temel ilkeleri ilgili yönetim biçimleri ilgili bir sorumuz var. Tanımların altına hangi yönetim biçimi ile ilgili olduklarını yazalım. Burada bana 4 tane tanım vermiş. Bu tanımların hangi yönetim biçimi ile ilgili olduğunu soruyor. Egemenlik halka aittir. Evet, bizim de içinde bulunduğumuz cumhuriyet rejimiyle ilgili bir kavramdır. Yöneticiler, padişah, çar, kral, sultan ve benzeri ünvanlar kullanır. Bu yönetim biçimi de cumhuriyetten önceki Osmanlı Devleti'nde kullanmış olduğu saltanat rejimidir. Egemenlik küçük bir gruba aittir. Küçük gruplar arkadaşlar oligarşi rejimine aittir. Yöneticiler din adamlarıdır. Bu yönetimde ise teokrasiye uygundur. Üçüncü soruya geçelim. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlarla ilgili. Ölümlü kazaların yaşandığı D-400 karayolunda genişletme çalışmaları başladı. Daha önce bölge halkının izin alarak gösteri yaptığı yola çalışmalara başlamasının ardından mahalle muhtarı konuştu. Bu yolda sürekli kazalar oluyordu. Yaptığımız gösteri ve haberlerden dolayı yetkili görevliler geldi. Gördü ve çalışmalar başladı. Gösteri yaptık, sesimizi duyurduk, yetkililere teşekkür ediyoruz dedi. Haberde yönetimin karar alma sürecini etkileyen hangi unsur ön plana çıkmaktadır? Burada arkadaşlar kamuoyu oluşturma unsuru ön plana çıkmıştır. B'de ise bu unsur yönetimin karar alma sürecini nasıl etkilemiştir açıklayarak yazarım. Aynı düşüncedeki insanlar bir araya gelerek seslerini duyurmuş ve yönetimin dikkatini çekmiştir. Yönetimine gelerek gerekli incelemeleri yaparak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Dördüncü soru Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değerle ilgili. Türk kadınları yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi hakları hangi yıllarda kazanmıştır ve bu haklar nelerdir diye soruyor. Bu haklar arkadaşlar Türk kadınları ilk 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı, 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmışlardır. Evet, burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar hem yıl ve hangi yılda hangi hakkın katılımı sağlandı bunu yazmamız gerekiyor. Sadece hakkın yazılması durumunda arkadaşlar puan alırsınız ancak eksik puan alırsınız. Buna da dikkat edelim. Beşinci soru ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletleri olan kültürel, sosyal ve siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz etmeyle ilgili bir sorumuz var. Atatürk, Türk-Yunan, Musul, Hatay, Boğazlar meselesini diplomasi yoluyla çözüme kavuşturmuştur. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Verilen olaylar Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde belirlediği milli dış politika ilkelerinden hangisine örnektir? Arkadaşlar burada diplomasi yoluyla ifadesinin altı çizilmiş, vurgu yapılmış. Burada yurtta barış, dünyada barış politikasını takip etmiştir. Thank you.
Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazı sınav sorularıyla birlikteyiz. Örnek senaryo 1. Örnek senaryo 1'de arkadaşlar toplam 5 tane sorumuz var. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz, vergi vermenin devlet ve vatandaşlar açısından önemini açıklayalım. Devlet tarafından sunulan hizmetlerin bir bedeli vardır. Yani bu hizmetler nedir arkadaşlar? Yolların yapılması, köprülerin yapılması, hastanelerin, okulların, yolların yapılması. Bunların mutlaka bir bedeli olması gerekiyor. Devlet bu hizmetleri yapmak için kamu kaynaklarını kullanır. Hizmetin devamını sağlamak için vergi toplar. Bizler vergimizi ödeyerek bu hizmetlere katkı sağlarız. Vergi vermek vatandaşlık görevidir. İkinci soru, aşağıdaki demokrasi ve oligarşi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Demokrasi, halkın seçme ve seçilme hakkını kullanıldığı ve kendisine mecliste aracılarıyla temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi anlayışı cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır. Demokrasilerde aynı haklara sahip olan insanlar yöneticilerini belirli süreler için kendileri seçer. Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır. Egemenliğin kaynağı halktır. Oligarşi ise egemenliğin küçük bir grubun elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri tarafından yönetilir. Yönetimde söz sahibi olan gruplar siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelen gruplarından oluşur. Buna göre demokrasi ve oligarşi, demokrasinin milli egemenlik, eşitlik ve katılımcılık ilkeleri açısından karşılaştıralım. Demokraside yöneticiler seçimlerle belirlenir. Oligarşide seçim yoktur. Belirli bir grup yönetimde söz sahibidir. Demokraside halk yönetime katılır. Oligarşide halk karar almada etkisi yoktur. Demokraside her vatandaş eşittir. Oligarşide insan arasında sosyal farklar vardır. Üçüncü soru, aşağıdaki genel haberi okuyalım. Gösteri ses getirdi, yol genişletildi. Ölümlü kazaların yaşadığı D400 karayolunda genişletme çalışmaları başladı. Daha önce bölge halkının izin alarak gösteri yaptığı yolda çalışmanın başlamasından mahalle muhtarı konuştu. Bu yolda sürekli kazalar oluyordu. Yaptığımız gösteri ve haberlerden dolayı karayollara bölge müdürlüğü geldi. Gördü ve çalışmalar başladı. Gösteri yaptık, sesimizi duydular. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum dedi. Bu habere göre arkadaşlar Antalya'da yol genişletilmesi çalışmalarının başlamasında yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan hangisi etkili olmuştur yazalım. Evet, burada ne etkili olmuş arkadaşlar? Kamuoyu ve medya etkili olmuştur. Dördüncü sorumuz, Orta Asya Türk Devletleri'nde önemli meseleler kurultayla görüşülürdü. Hatun, Hakan'ın eşi olup devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultayda Hakan'ın yanında oturur, Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu bilgide Hatun'un hangi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir yazalım. Burada arkadaşlar siyasi yani devlet
yönetimindeki görevinden bahsedilmiş. Beşinci soruya geçelim. Mustafa Kemal Atatürk 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük bir savaşın çıkacağını tahmin ederek bölgesel işbirliği çabalarına haz vermiştir. Bundan dolayı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile birlikte Balkan Antantı'nı, 1937 yılında İran, Irak, Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Buna göre Türkiye'nin Atatürk döneminde dış politika ile ilgili ne söylenebilir? Evet, kendi güvenliği için, burada kendi derken arkadaşlar ülke güvenliğinden bahsediyor. Kendi güvenliği için arkadaşlar işbirliği yapmıştır. Etrafındaki ülkelerle çeşitli işbirliği yapmıştır. İkinci senaryomuza geçelim. İkinci senaryomuzda toplam 7 tane sorumuz var. Birinci sorumuza bakalım. Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan 2 tanesini yazalım. Ne olabilir arkadaşlar? Erozyon, sel, taşkın olur. Hava kirliliği olur. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. İkinci soru, devlet topladığı vergilerle vatandaşlarına hangi hizmetleri yapar yazalım. Evet, yol, köprü, baraj, hastane, okul, kamu binaları yapar. Su ve elektrik getirir. Evet, yatırımlar yapar. İş imkanı sağlar. Üçüncü soru. Buna göre Selin Hanım nitelikli insan gücünün özelliklerinden hangilerine sahiptir? Selin Hanım gıda mühendisidir ve doğal gıdalar üzerinde bir mağaza açmıştır. Evet bakın gıda mühendisiymiş. Önceleri evinde yaptığı doğal gıdaları satan Selin Hanım talepte çok olunca işi büyütmeye karar verir ve işe aldığı insanlarla beraber büyük bir tesiste üretime başlar. Zamanla işi daha da büyütür ve Türkiye'nin pek çok yerinde kendi adını taşıyan tesisler açar. Şimdilerde ise Selin Hanım'ın yurt dışına açılmakta meşguldür. Evet burada Selin Hanım arkadaşlar gerekli eğitimleri almıştır. İşinde başarılıdır, girişimcidir, çalışkandır. Dördüncü soru, Ayşe'nin meslek tercihini doğru buluyor musunuz? Nedenini açıklayalım. Merhaba ben Ayşe. Çiçekçiyim. Ortaokuldan sonra mesleki eğitim merkezinde çiçekçilik okudum. Benim için kesme çiçek ile iç mekansiz bitkileri temin etmek, düzenlemesini, sunumunu ve satışını yapmak. Çiçekleri çok severim ancak çiçeklere alerjim var. Bu işin eğitimini alırken ilk başlarda alerjimi ciddiye almadım. İlaç kullanırsam sorun olmayacağını düşündüm. Yanılmışım. Alerjim daha da arttı. İlaç da kullansam sürekli dükkanda duramıyorum ve dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Demiş arkadaşlar. Burada yaptığı iş ile yaşamış olduğu sağlık problemi bir sıkıntı oluşturmuş arkadaşlar. Meslek tercihini doğru bulmuyorum. Çünkü Ayşe'nin çiçek alerjisi var. Yaşadığı bu rahatsızlık işini yapmasına engel olmaktadır. Beşinci soru, monarşi yönetimini demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik ilkesi açısından yorumlayalım. Evet, demokrasi de arkadaşlar egemenlik millete aittir. Yani millet kendi yöneticilerini, kendi milletvekillerini seçim yoluyla belirlediği kişilere, milletvekillerine verir. Oysa monarşide arkadaşlar tek kişinin hakimiyeti vardır. Bu kişi yönetim hanedan üyelerine aittir. Yani kişiden kişiye, babadan oğula bu yönetim geçmektedir. Babadan oğula geçtiği için arkadaşlar yönetime halkın katılması kesinlikle söz konusu değildir. Altıncı soru. Orta Asya Türk Devletleri'nde önemli meseleler kurultayla görüşüldü. Hatun Hakan'ın eş olup devlet yönetiminde söz sahibiydi. Evet,
Burada kurultayda Hakan'ın yanında oturur, Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu parçada Hatun'un hangi alanında faaliyet gösterdiği bahsedilmişti. Birincisinde de aynısı var arkadaşlar. Siyasi anlamda arkadaşlar yönetim, devlet yönetiminde görev alırdı. Yedinci ve son sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük bir savaşın çıkacağını tahmin ederek bölgesel işbirliği çabalarına hız vermiştir. Bundan dolayı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Atlantı, 1937 yılında İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı imzalamıştır. Buna göre Türkiye'nin Atatürk dönemi dış politikası ilgili ne söylenebilir? Evet, ülke güvenliği için çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.